Merhaba hanımlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda daha önce çok beğenilen incirli midye çalımızın bir değişik versiyonunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz daha önce incirli midye çalın bu şekilde olanının tarifini kanalımda daha önce vermiştim. Bakın, bugün ise biraz daha değişik şekilde örülen bu tarz modelinin tarifini vermeye çalışacağım size. İkisi arasındaki tek fark şuradaki sık iğneler. Bakın burada ters sık iğne kullanılıyor. Burada ise normal örgüyü çevirerek normal klasik sık iğne kullanıyoruz. Şimdi bunun tarifini sağ üst köşede linkini ekleyeceğim. İsterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Bunun tarifini de şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Mesela bunu ikisi aynı renk. İkisinin duruş farkını görebilmeniz için birlikte gösteriyorum. Bu da bir farklı rengi. En çok kullanılan inci beyazı dediğimiz, ekru renk dediğimiz rengi. Mesela, hanımlar şu kenarları, bu şalın ütüsüyle ilgili videomu da kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi bu şalımız için de yine her zamanki gibi şallarımız için en çok kullandığımız angora tarzı bir ip alıyoruz elimize. Tığımız ben 2 numara ile örüyorum. Eğer sizin eliniz sıkı ise 2,5'la örebilirsiniz. Şimdi bu şalda en önemli hususlardan birisi çok sıkı örmemeniz. Çok sıkı olunca bu şal güzel durmuyor. O yüzden biraz rahat rahat örmeniz gerekiyor. Ben şimdi 2 numarayla o şeyi yakalayabiliyorum. Biraz elim gevşek benim tığda. Sizin eliniz çok sıkıysa 2,5'la örünüz. Evet, hemen başlayalım. Şimdi başlangıç olarak 8 zincir çekip halka yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 8 zincir çektim. Zinciri birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Şimdi buraya 21 tane ikili trabzan. Ama trabzanlarımızı çok kısa kısa değil. Biraz daha uzun uzun. İlk çekme kısmını bakın şöyle biraz uzun uzun çekiyorum. Şimdi alttan alayım. Daha net görebilmeniz için. İşte böyle 4, 5. Bunu 21 taneye tamamlayalım. Evet, 21 taneyi tamamladım. Zinciri de sayarsak toplamda 22 tane oldu. Şimdi şu zincirin en son 3. zincirinden şöyle batarak şu alttaki ipimizi ben burada saklıyorum. Bunu birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Burada normalde şuradan hemen diğer şu model olanda hemen sık iğne ile trabzanlarla ilk yaprağımızı yapmaya başladık. Ama bu modelde bir sıra şuraya ters sık iğne yapacağız. Bunu da bir tane zincir çektik. Hemen geliyoruz şu aralara batıyoruz. Bakın şu aralara trabzanların tepesine değil aralara batacağız. Bir tane zinciri çektim. Şu araya şöyle açıp da göstereyim. Batıyorum. Çıkarıp bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle geriye doğru gidiyoruz. Normalde bu tarafa gider örgü ama burada şöyle bu taraftan ilerliyoruz. Bir tane yaptım. Tekrar ip almıyoruz üstüne. Şöyle bir sonraki iki trabzan arasına boşluğa batıyorum. İpi alttan alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Yine bir sonrakine İki trabzan arasına batıyorum. İpi alttan alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Birkaç tane daha göstereyim. Şöyle iki trabzanın arasına şu tepeye batmıyoruz hanımım. Şöyle araya batıyoruz. Şurayı çok sıkı tutmayın. Zorlanırsınız. Böyle sıkı olmasın. Şöyle biraz geniş geniş. Her
boşluğa bir tane ters sık iğne yaparak bu sırayı tamamlayalım. Duruşu şöyle. Evet, tamamladık sıramızı. Bakın şuradaki başlangıç zincirimiz bu. Buraya kadar geldik. Şimdi şöyle bir tane zincir çekelim rahat dönmek için. Şuradaki zinciri tığımızın şöyle arkadan, bakın şu şekilde. İlmeği tığı arkadan batırarak alıyoruz. Bak, tekrar gösteriyorum. Tığımızı arkadan zincirin olduğu boşluğa, onu zincirin üstünden geçiriyoruz tığı. Bir sonraki boşluktan ilmeği alıyorum. Buraya bir tane sık iğne. Bu birinci sık iğne. Bir sonrakine yine aynı şekilde tersten tığı batırarak şuradan yine bir sık iğne daha yaptım. İki tane sık iğne yaptık. İlk iki direğe birer tane sık iğne yaptım. Şimdi ilmeğimi doluyorum. Tığıma bir ilmek attım. Bir sonraki direğe yine aynı şekilde bataraktan, şöyle tersten bataraktan bir tane çakma sık iğne. Yani ipimi doluyorum. Bir sonrakine batıyorum tersten. İlmeği alıyorum. 3 tane ip oldu tığımın üstünde, 3'ünü birlikte çekiyorum. Buna da çakma sık iğne diyoruz. Şimdi 2 normal sık iğne, 2 çakma sık iğne yaptım. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Son battığım yere ikinci kez bir kez daha batıyorum. Yine çakma sık iğne yapıyorum buraya. Yani bir tane tek, bir tane tek, bir tane daha tek, 3 tane tek battım. Dördüncüye çift battım. Toplamda 5 tane batmış oldum. Şimdi sırada ikili trabzan olarak var. Şimdi burada da doluyorum. Sıradaki trabzana yine tersten batıyorum. İlmeği çıkarıyorum. 2 defa da çekiyorum. Bu 1. 3 tane yapacağım bundan. Bir tane yaptım. İpimi doladım. Tersten battım. 2 defa da çektim. 2. Bir tane daha yapacağız. Yine ilmeğimi doladım. Tersten battım. 2 defa da çektim. Bu üçüncüye şimdi bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Yani 2 taneyi tek batıyorum, bir taneyi çift batıyorum. Şimdi bu üçüncüye tekrar batalım. Yine ikili trabzan yapacağız. Tamam. Şimdi üçlü trabzanlara geçiyoruz. Şimdi bu şuradaki sıradaki 3 tane direğe birer tane, ikisine bir tane, sonuncuya 2 tane olacak şekilde 4 tane üçlü trabzan yapacağım. İpimi doladım. Yine trabzana tersten batıyorum. İlmeği bu defa 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Tekrar doladım. Bir sonraki trabzana battım. 1, 2, 3 defa da doladım. Bir tane daha yapıyorum. Sonuncu bu üçüncü olacak. 1, 2, 3. Geldik dördüncüyü. Dördüncüyü de yine üçüncüyle aynı yere. Yani 2 taneyi tek yaptım. Üçüncüyü çift yapacağım. Yine buraya da üçlü trabzan yaptık. Şimdi geride kalan trabzanlardan 5 tanesine 1, 2, 3, 4, 5 tanesine birer kez bataraktan üçlü trabzan yapacağım. Yine ilmeği doluyorum. Tersten trabzana battım. 1, 2, 3 defa da çektim. Bu 1 etti. Bir tane daha. 2, 3, 4, 5. 5 tane oldu. Bu birinci yaprağımız bu şekilde tamamlandı. Şimdi benim bu diğer model midye çalda bunun sayıları aynı. Toplamda 18 tane sık iğneler, trabzanlar, şuradaki bir yapraktaki hepsinin toplamı 18 tane oluyor.
Şimdi geri döneceğiz. Burada da yine normalde diğer midye şalda böyle zincir çekip dönüyorduk. Normal sık iğne yapıyordum ama bunda ters sık iğne yapacağız yine. Bir tane zincir çektim. Ve az önce şuradaki yaptığımız gibi her iki trabzanın arasına birer kez batarak ilmeği çıkarıp sık iğne yapıyorum. Yine iki trabzanın arasına batıyorum. İlmeği alıyorum. İkisini birlikte çekip sık iğne yapıyorum. Bunlar ters sık iğne. Bu şekilde. 3 4 Hepsine bir tane. 5 6 7 8 10 Bakın şöyle aralara bata bata. 11 17. Bakın şu sonuncuyu da bir tane batıyorum. 18 oldu. Evet, bir yaprağımızı tamamlamış olduk. Bakın. Şu birinci yaprak. Şunu yapmış oldum şimdi. Şu yaprağı yaptım. Zaten yaprakların tamamı sayıları, yapılışı hepsi aynı. Bu yaprakları gittikçe çoğaltarak 6 tane olacak. Şu şekilde 6 tane olacak. 6 tane olunca yaprağımız bir motifimiz bitiyor. Şimdi şu köşeyi batmamız gereken yeri de göstereceğim. Şimdi bunu isterseniz siz böyle motif motif yapıp daha sonra iğne ile birbirine dikerek yapabilirsiniz. Ama ben şimdi burada size örerken birleştirmeyi göstereceğim. İğne ile dikmek bana genelde zor geldiği için hep örerken birleştiririm. Şimdi size onu göstereceğim. 18 taneyi yaptık. Şimdi de ikinci yaprağa geçeceğiz. Bir tane zincir çekelim. Pardon, burada zincir çekmiyorduk. 18 taneden sonra bakın şurada örgüyü çeviriyoruz. Şöyle çevirdik. Şu ilk başladığımız zincir o değil. Bir sonrakine, solundakine bir tane sık iğne yapalım. Sık iğne ile bunu birleştirdik buraya. Sonra bir zincir çekelim. Örgüyü çevirdik. Çevirdikten sonra bakın şurada şurayı yaptıktan sonra ilk yaprağı yapmaya başlarken bir zincir çekmiştik ya, oraya denk geliyor. Şuraya ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Bu ikinci yaprağın birinci sık iğnesi. Hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yaptım. Yanına bir tane çakma sık iğne. 3 tane oldu. 2 sık iğne, bir çakma sık iğne. Şimdi ikinci çakma sık iğneyi yapıyorum. 4 tane oldu. Bu dördüncüye, yani çakma sık iğneyi battığım, son battığım çakma sık iğne yaptığım yere bir tane daha ikinci kez batıyorum. Yine çakma sık iğne yapıyorum. 5 tane oldu. Şimdi ipimizi doluyoruz. Şu sıradaki 3 taneye ikisini birer kez batacağım. Üçüncüye 2 kez batacağım. Ama bu defa ikili trabzan yapacağım. İlkine bir tane ikili trabzan yaptım. İkinciye bir tane ikili trabzan yaptım. Üçüncüye geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane daha yapıyorum üçüncüye. 4 tane ikili trabzan oldu. 5 de burada vardı, 9 etti. Şimdi tekrar ipimizi doluyoruz. Sıradaki 3 taneye yine şu 1 2 taneye tek, 3'üncüye çift batacağız. Ama üçlü trabzan yapacağız bu defa. 1
2, üçüncüye bir kez daha batıyorum. 4 tane oldu. 2 tane tek, 1 tane çift battım. Şimdi sıradaki 5 taneye birer kez batarak üçlü trabzan yapacağım ve ikinci dilimim bitmiş olacak. 1 2 3 4 Evet, 5 tane oldu. Geriye bakın, alttaki yaprakta, birinci yaprakta 4 tane boşluk kaldı. 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Şimdi bunu sıra geldi ters sık iğnesine. Yine şu birinci yaprakta olduğu gibi bütün ilmekleri direklerin arasına birer kez batarak ters sık iğne yapacağız. Pardon. Kaydırmışım elimi. Bu şekilde. Sonuna kadar böyle gideceğim. Normalde diğer midye modelinde burada örgüyü çevirip normal sık iğne yapardık. Bunun farkı, örgüyü hiç çevirmeden geri geri giderekten ters sık iğne yapıyoruz. İkisinin de duruşu ayrı bir güzel. Bu midye modelin ikisi de gerçekten çok güzel, ağır modeller. Biraz yapması zor, uğraştırıcı ama hani emeğine değiyor yani. Sonuncuyu da yaptım. Bak, evet, ikinci yaprağın sonuncusunu da yaptım. Örgümü çeviriyorum. Bunu buraya sabitleyeceğim. Az önceki battığım yerin aynı yere yine bir sık iğneyle bunu buraya sabitledim. Tekrar biz zincir çekip dönüyorum. Burada uyguladığımız şeyin aynısını buraya da uyguluyoruz. Şu ilk şunlar duruyor. Mesela burada zincir çekip yukarıya döndüğüm yere denk geliyor ilk sık iğnem. Şöyle göstereyim. Şunlar geride kalıyor. Şuraya. Şunu bir trabzan gibi, sık iğne gibi düşünüyorum. İlkini oraya yapıyorum. Bir tane yaptım. Onun yanındaki sık iğneden geçiyorum. Bir tane de ona yapıyorum. Şimdi üçüncü yaprağa başlamış olduk. Üçüncü ve altıncı, bütün yapraklar aslında sayıları aynı. Şimdi buraya aynı şekilde iki tane yaptık. İki tane daha yapacağız. İkincinin son sırasında bir tane birleştirme olacak. Ben onu göstereceğim. Şimdi dördüncüye kadar birlikte örelim ve gelelim. Evet. Şimdi dördüncü yaprağı da yaptım. Ters sık iğne kısmına geldim. Burada ekleme yapacağız. Bak, bir, iki, 3 ve bu dördüncü yaprak. Ters sık iğne bölümüne geçmeden evvel ekleyeceğiz. Şimdi şu üçüncü yaprağa gelirken şurada battığım yeri göstereyim size. Mesela ilk iki yaprakta şuna batmıştık. Tersinde sabitlediğimiz nokta şurdu. Üçüncüde ve dördüncüde buna batacağız. Üçüncüyü buna battım. Şimdi dördüncüde gelişti de tekrar aynı yere batacağım. Yani burada 3 noktada ikişer ikişer birleştirme yapmış olacağız. Şimdi eklemeye gelelim. Şöyle örgümüzü alıyoruz. Mesela ben bakıyorum. Şöyle, siz de aynı şekilde yapın. Örgünüze bakacaksınız. Dördüncü yaprağı nereye eklemişim bir önceki sırada? Şu noktaya eklemişim. Demek ki bunu da şuradaki şu noktaya ekleyeceğim. Dördüncüyü buraya. Beşinciyi buraya. Altıncıyı nereye eklemişim? Altıncı da bakın. Bir yanındakinin birinci yaprağının köşesine eklenmiş. Ekleme yaparken fotoğrafınıza bakın. Şuranın ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Ekleyeceğiniz noktayı belirleyip oraya ekleyeceğiz. Şimdi örgümüzü alıyoruz. Bakın, yerimi belirledim. Şu noktaya ekleyeceğim. Tığımı ekleyeceğim noktaya batırıyorum. Örgüme de batırıyorum. Buradan çekiyorum. İlmeğimi aldım. İlmeği aldıktan sonra bir tane zincirle, şöyle göstereyim,
bir zincirle onu sabitledim. Ve burada tekrardan ters sık iğnelerimi olduğu gibi devam edeceğim. Eklemenin hiçbir zorluğu yok. Elde dikmektense örerken birleştirmek daha kolay gelir. Yine sonuna kadar ters sık iğne ile gidiyorum. Şu an dördüncü yaprağı yapıyoruz. Altı yapraktan oluşacak. Bunun birleştirme noktasını göstereyim. Dibin en son bitiş noktasını. Sonuncuya da battım. Örgüyü çevirdim. Üçüncü yaprağı birleştirdiğim noktanın aynısına bir kez daha bir sık iğne ile tamamlıyorum. Şimdi beşinci yaprağa geçeceğiz. Bir zincir çektim. Yine döndüm. Hem tekrar göstermiş olayım size. Şurada ilk zincirle döndüğümüz yer birinci sık iğne yeri oluyor. Bir sonrakine bir tane daha sık iğne. Yaprakların sayıları, yapılışı hepsinde aynı. İlk birinci yaprak sadece direkt şu yuvarlak kısma battığı için değişik. Ondan sonraki yaprakların hepsi aynı gidiyor. Hiçbir değişiklik yok. İki tane ikili trabzan yaptım. Üçüncüye çift batarak ikili trabzan. Bir sonrakine üçlü trabzan. Yine ikinciye de üçlü trabzan. Sonra çift batarak üçlü trabzan. Şimdi beş tane kaldı. 5 tane tek batarak üçlü trabzanlarımızı da tamamlıyoruz. Şimdi buradaki birleştirme noktasına göstereceğim ben size. Evet, 5 tanemizi de yaptık. Bakın şu çift batmadan sonra 5 tane tek batma trabzanımız var. Onu da yaptık. Yeniden birleştirme noktasına geldik. 5.'yi de geliyoruz. Şu noktadan birleştirme yapacağız. Bunun belli bir sayısı yok hanımlar. Bunu siz kendi elinize göre belirlemek için ne yapabilirsiniz? Bir fikir olsun sizin için. Şöyle 6 tane motifi normal birleştirmeden örün. Ondan sonra 6 taneyi şöyle ucuca koyun. Nerelerde hani birleştirme noktalarınızı belirleyin. Nerede hangi ucu nereye birleştirirsem düzgün oluyorsa o şekilde ilk yapmanızı o şekilde dikerek yapın. Ondan sonraki sıraları noktalarınızı belirlemiş olursunuz. Mesela bu 3 bu kaç? 4. 4. dilimi şuraya birleştirirsem güzel olur. Ya da siz belki bir tane sonrasına, bir tane öncesine birleştirirseniz sizin elinizde öyle muntazam olacaktır belki. O şekilde ayarlamalarınızı yaparak ilk 6 taneyi dikerek birleştirin. Ondan sonrakileri buraya bakaraktan devam edin. Birleştirebilirsiniz. Evet, şimdi bakın ben 5.'yi şu noktaya birleştireceğim. Ben tığımdan oraya batıyorum. İlmeği tığa alıp buradan geçirip bir tane zincirle sabitledim. Bir dakika, ters oldu. Şuradan batıyorum. Kalın batmayın. Şöyle aradan batın. Evet. Şimdi yine ters sık iğneyle aşağı kadar ineceğiz. Her trabzanların arasına bir tane ters sık iğne yaparak
Aşağı inelim. Sonra 6. Şimdi bunu aşağı ineceğim ben. İnince geleceğiz bu defa. Bir sonrakinde birleştirmeyi yapacağım. Sonra 6. yaprağında birleştirmesini göstermek için oraya kadar örüp gelelim. Evet, son yaprağımızı da yaptık. Son yaprağı nereye birleştireceğiz? Bakın şu bir önceki motifin birinci yaprağının köşesine birleştireceğim. Hemen alalım örgümüzü. Şu köşeden birleştireceğim. Tam köşesine batalım. İlmeği buradan geçirip bir tane zincir çektim. Örgünün ön yüzünü kendime çeviriyorum ve ters sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şu kaydı galiba, yeniden göstereyim. Şimdi tekrardan göstereyim. Az önce kaydı. Şu köşeden batıyorum. İçinden geçiriyorum. Bir zincir. Sonra örgünün ön yüzünü kendimize çeviriyoruz ve ters sık iğnelere devam ediyoruz. On sekiz tane olacak yine. Dediğim gibi bütün yaprakların işleyişi, ilerleyişi aynı. Evet. Tamamladık. Şimdi örgümüzü bitireceğiz. Yine son battığımız noktadan sabitleyeceğim. Şöyle biraz ip bırakıyorum. İpimi kopartıyorum. Evet, motifimiz bu şekilde tamamlandı. Evet. Şimdi sıra incisini dikmeye geldi. Şimdi benim arada bir yayınladığım zaman bu ipleri görüp de "Aa, öyle hiç temiz çalışılmamış. Hepsini tek tek saklasanız falan" diye söyleyenler oluyor. Tabii onlara da bir şey demiyorum ama asıl benim ne yapmak istediğimi bilmedikleri için söylüyorlar. Zaten bitişte gayet temiz bir iş oluyor. Şimdi bu ipi alacağız. Bakın, hem size bir ekstra bir ipucu daha vermiş olayım. Bu ipi alıyorum. İğnemi geçirdim. Hemen bu iple ne yapıyorum ben? Bu ipler orada sallanıyorsa bir görevi vardır mutlaka. Şuradan incimizi bu iple dikiyoruz. Yani inci için ekstra ip için ip bağlayıp düğüm etmeye gerek yok. Çünkü o düğüm ne kadar çok olursa altta görünüyor. Hemen incimizi şöyle şuraya sabitliyorum. Şuradan sıkıca düğüm ediyorum. Sonra ipimizi, kalan ipimizi saklıyoruz. Şöyle alttan geçerek çeşitli yerlerden. Herhalde bundan daha temiz bir iş olacağını pek düşünmüyorum. Evet hanımla. Şimdi bugünkü videomuzda bu güzel midye şalımızın bir değişik versiyonunu yaptık. Diğeri versiyonu bu. Yani bu normal sık iğne ile giden model. Bu da ters sık iğne ile giden modelimiz. İkisi de hoş ve güzel duruyor. Artık tercih size kalmış. Ben bunun tarifi de dediğim gibi kanalımda var. İncili midye şal olarak kanalımda var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Bunun tarifi de artık kanalımızda mevcut. Evet.
Evet hanımlar, yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.